Bir şehir, bir de şehir aldılar. Evet. Yozgat ve Şanlıurfa'yı aldılar. Bir de bayağı büyük şehirler de aldı, ilçeler de aldılar. 43 kere, ilçe, 24 belde. Birkaç açıdan değerlendirebiliriz. Bir kere yeniden Refah Partisi ve, ve Fatih Erbakan'ın siyasette ıı, beklemediğimiz ölçüde ıı, feraset sahibi olduğunu fark ettik. Çünkü birçoğumuzun okuyamadığı bir alanı okudu. Aslında muhafazakar camiada olanlar bunu fark ediyordu. Dışarıdan bunu tanımlamak güçtü. O da şu, AK Parti'ye ve MHP'ye de oy veren Cumhur İttifakı tabanından seçmenlerin şimdi bu partilerden uzaklaşırken kendilerine bir mecra aradıklarını fark ettiler. Ve bu bir toplumsal damar. Bu bir toplumsal damar. Yani... E, si Cumhur İttifakı'ndan siyaseten uzaklaşmışlar fakat kültürel olarak hala aynı alandalar. Ve bunlar kültürel ya da siyasal nedenlerle CHP'ye, CHP'nin ortağı diye gördükleri Saadet'e, e, Devaya, Geleceğe oy vermek istemiyorlar. Bunların bir seçeneği yoktu. Ve Fatih Erbakan bu toplumsal damarı ve CHP'ri tespit etti, keşfetti ve buranın partisi oldu. Bu da Şimdi seçimlerde gördük ki çok ciddi bir kalabalığa tekabül ediyormuş. AK Parti'nin işte 2000, en son 14 Mayıs'ta beka tehdidi, milli ve dini nedenlerle AK Parti'ye bir kez daha oy veren seçmen bu kez beka iddiası ortadan kalktıktan sonra iş sadece ekonomik talepler noktasına gerileyince tercihini kolaylıkla yeniden refah yönünde kullandı. Hatta şu örneği vereyim. Mesela bu seçimde, önceki seçimlerde hemen her tarikat ve cemaat bir boncuk gibi yan yana dizilip AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na oy vereceğini ilan ederdi. Buna 2019'da yerel seçim dahildir. Fakat bu seçimde sadece iki yer desteğini açıkladı. Bunlardan biri menzil grubunun bir kolu, bu üç kardeşten ikisi AK Parti'ye Cumhuriyet İttifakı destek verdiğini açıkladı. En önemli, en kalabalık grubun lideri e, e, Saki er Hüseyin'i, e, Serhendi grubunun lideri ise herhangi bir destek beyanında bulunmadı. Hatta yeniden Refah Partisi tarafından ziyaret edildi ve sessiz kaldı. İhtimaldir ki yeniden Refah Partisi'ne oy vermiş olabilirler. İkincisi İsmail Ağa grubu. Bu ana kadar her seçimde destek verirdi. İlk kez ağzını bıçak açmadı. Fakat onlardan sadece Cübbeli Ahmet açıkladı. O da muhtemelen post kavgasında İsmail Ağa'dan aforoz edildiği için post kavgasında iktidarın desteğini almak istediğinden seçim fetvası verdi. O kadar ki AK Parti'ye oy vermek caizdir. Vermeyenler günaha girene kadar işi vardırdı. Fakat tabi Cübbeli Ahmet'in bu seçim fetvasına Müslümanlar kulak asmadı. İki seçimdir bunu yapıyor. 2019'da da yaptı. Müslümanların umurunda olmadı. O kadar ki Fatih'i bile askarsın CHP alıyordu. Yani İsmail Ağa'nın bulunduğu çarşambada bile bakalım CHP oyunu arttırmış olabilir. Zaten Allah da Cübbeli Ahmet'in duasını pek kabul etmiyormuş. Onu da gördük. Ben olsam Cübbeli'nin yerinde bu mesleği bırakırım. İsmail yine sataşma ee, var. Kürsü de, kürsüyü terk ederim, cemaati dağıtırım. Bu işler ona göre işler değil diye düşünüyorum. İsmaila ise, başka bir kanalda İsmail İsmail Ağa sevdik, ise, Biz çağırıyoruz gelmiyor çünkü. İsmaila ise destek beyanında bulunmadı dikkat evet. ettiyseniz. Tabii Bu tabii. yüzden seçimden bir gene önce apar topar Erdoğan ve Murat Kurum tarafından ziyaret edildi. Hatta Murat Kurum ilk etapta fotoğraflara girmemeye çalıştı. Yine bunun gibi İskender Paşa, Erenköy cemaati gibi kalabalık cemaatler de destek beyanında bulunmadılar. Bu yeniden refah bir böyle bıçak gibi tarikatlarla AK Parti arasında girdiğinin delalet Burada bile aslında ciddi bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. Muhtemelen o tabanlar yeniden Refah Partisi'ne oy vererek protesto ettiler. Seçimden bir, günü, bir gece önce Süleymancıların CHP'ye oy vereceği iddia edilmişti. Süleymancıların AK Parti'ye taraftar olmadığı doğrudur. Fakat merkezi olarak her yerde CHP'ye oy verdiğini zannetmiyorum. Muhtemelen onlar da güçlü gökleri yerlerde refaha oy vermiş olabilirler. Bunu da eklemek isterim. Bu bakımdan e, yeniden Refah Partisi başbakan eski başbakan Davutoğlu ve partisi geleceğin eski iktisat ekonomi bakanı Avrupa Birliği bakanı dışişleri bakanı e, Ali Babacan ve partisinin fark edemediği Saadet Partisinin çoktan o mahallede çoktan e, e, işte uzaklaştı o mahallede e, kendisine yer buldu ve Ak Partiden sonra. Ee, o mahallede ikinci büyük parti oldu. Zaten Türkiye'de de üçüncü parti oldu. AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde ikinci parti. Şanlıurfa'da birinci parti. Yozgat'ta birinci parti. Konya'da ikinci parti. Kahramanmaraş'ta ikinci parti. Rize'de ikinci parti. Yani AK Parti'yi bir hayalet gibi takip ediyor. AK Parti'den kaçan her oyu kucağında buluyor. Bu arada yeniden Refah Parti çok cesurla da davrandı. Kolay değildir. Önce Adnan Hoca'yı vurmaya çalıştılar. Olmadı. Sonra içlerinden bir milletvekilini ayartıp AK Parti'nin İstanbul mitinginde rozet taktılar. Ona da bunlar FETÖ'cü dedirttiler. Yetmedi. Erbakan'ın eski koruması yeniden refahın kurucu üyesini aldılar. Anadolu Ajansı'na çıkardılar. İtirafçı gibi konuşturdular. Para etmedi. AK Parti, yeniden refah partilerinde kullandıkları siyasi, dini ve maddi hiçbir müdahale sonuç vermedi. O kadar ki Mehmet Altınöz, partinin İstanbul adayı ve Erbakan'ın damadı, seçimler iki gün önce TGRT'ye çağırıldı. Bir gün önce çağırmışlar, adam dosyalarıyla televizyona gitmiş. Kapıda sizi bugün yayına çıkaramayız, nedeni malum demişler. Bu türden ayıp, Biz e, yüz kızartıcı Zaten muamelelerle... Zaten planlıydı bu arada, onun için almadık, Onda da Bir gün önceden Bak, ee, CHP'nin de sonunda kendine medya buldu. İYİ e Parti'de buldu. Yeniden refah bulamadı. Yani bizim muhalif mecralarda çıktılar. Fakat muhalif mecralarda çıkmak da onlara ne kadar yarıyor emin değilim. E çünkü Halk TV'de, söz özür dilerim, Sözcü'de Halk TV'de görününce AK Parti aleyhinde kullanıyor. Ben Fatih Erbakan'la merak ettim. Ya bu yine de YRP macerası nedir diye. Bursa'ya gittim. Röportaj yaptım. Yan yana fotoğraf Belki Sanırsın ittifaka girmişiz. Onu bile adamların aleyhine kullandılar. Hale Onu geldik, muyum? Geldik, evet. Şimdi dolayısıyla e, medya ambargosuyla da karşı karşıya kaldılar ve, ve ve Fatih Erbakan çıktı kürsüden talimat gitmiş bizi çıkarmayacakmış dediler. Ne oldu? Ne oldu? %6,5'la eee geri döndüler. Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden aldılar. Yozgat'ı AK Parti'nin elinden aldılar. 66 tane belediyeyi çoğu AK Parti yarışarak ellerinden aldılar. Ve AK Parti'nin kaybettirmesine, birçok yerde de kaybetmesine yol açtılar. Ama tabii bu başarısı ama kendi içerisinde bir e, zafiyet de içeriyor. Yeniden Refah Partisi'nin e, örgütü gelişkin bir örgüt modeli değil. Yani henüz kurumsallaşmasını tam olarak sağlayamamış. Hala Necmettin Erbakan karizmasını yoğuyorlar. İnanmış, genç, 30-40 yaşlarındaki sakallı genç ayaklar topluluğu bunlar. Fakat halen daha Saadet Partisi'nin olduğu üzere gençlik örgütü, basın, yurt dışı örgütlenmesi gibi modeli yok. ve 500 bin üyeyi, 66 belediyeyi idare, kusursuz şekilde idare edebilecek insan kaynağı da yok ellerinde. O nedenle eğer bu insan kaynağını geliştiremezlerse tek tek insanları işlerinden koparabilirler. Yahut eğer bu süreci Başka yönetemezlerse... Başka transfer mi diyorsun? Hayır o da olabilir, şu da olabilir. Yolsuzluk yapanlar olabilir ahlaki sorunları yaşayan, sorunlar yaşayanlar olabilir. Zaaf içinde olanlar olabilir. Bunlar belediye başkanı da olabilir, milletvekili de olabilir. Dolayısıyla bunlarla vurulabilirler. O nedenle bu süreci kusursuz bir biçimde götürebilecekleri nitelikli yönetici yoksunluğu içindeler. Eğer bunu kısa zamanda bu açığı kapatabilirlerse başarılı olabilirler. Ama şu an cazibe merkezi bu parti. Hele bu andan sonra yeniden refah şey İyi Parti'den de AK Parti'den de MHP'den de Büyük Birlik'ten de onlara doğru insanlar gelecek. Ve dolayısıyla bu süreci yönetme yönetmek gibi büyük bir külfetin altına gelecekler. Zorlanabilirler. Bu süreçte insan elbette zaaflarıyla insandır. Zaaflı insanlarla tesadüf edecekler. Karşı karşıya kalacaklar ve e, dolayısıyla e, zorluk yaşayabilirler. İktidarın iktidar daha fazla üzerlerine bak onlara bakacak. İktidar cenahından işte çok hedef alacaklar. Saadet partileştirilme sürecine uğrayacaklar. Saadet iktidar çeşitli işte imkanlarla mahalleden kovmayı başardı. Attılar onları mahalleden. Fakat İçine bunlarda da oldu doğru kurtulmuş tabi. Bunlar başarılı olamadı. Yeni de refahçıları mahalleden kovmaya güçleri yetmedi. Belki de AK Parti'nin mahalledeki en zayıf zamanına denk geldiği için bu oldu. Daha güçlü zamanlarını da yapabilirdi. Artık ona gücü yetmiyor. Referansları da kuvvetli başaramadılar. Fakat dediğim zaaflarla karşı karşıya kalabilirler. Peki.